sakladığı sırlara bakacağız. Evet, drone'la lambayı takabilir misin? Hiç sanmıyorum ya. Ben hayatta başaramazdım. Gerçekten hiç el-kol koordinasyonum yok ama sen başardın, inanamıyorum. Hayret bir şey. Evet, ayakkabılarımızın üzerine iki tane fener yerleştirirsek arkadaşlar, mağaraya girdiğimiz zaman karanlıkta yolumuzu kaybetmeyiz. Ve böylelikle düşmeyiz. Hayatımda gördüğüm en saçma şey herhalde ya bu. Sadece kendi yaptığım bir makarna mı ne? Mumla yapıyor. Salçasına bakın. Hayatta var ya, bu benim dişimin kovuğuna bile yetmez. İmkansız. Yaptın mı bir tencere yapacaksın abi ve onu fiyatlarıyla ödeyeceksin. Yani mesela az önceki neydi, şu anki ne? Dünyanın en uzun çatalı bu. Sırf babasının spagettisinden çalmak için alım olsa gerek. Bir de sırt kaşımaya da işe yarar ya, değil mi? Çok iyi. Ne ya? Ne kadar saçma bir şey bu. İnanamıyorum, gazoz açacağını gerçekten üzümlere ayırmak için mi kullandın? İnternette öğrendiğim bir şey bu. Çatalı oraya asarsan... Mantıklı. Mantıklıymış ama o orada kaldı. Şimdi jeton düştü. Demek ki işe yaramıyormuş ama. Bu ne? Pense. Evet. Çok mantıklı. Ama yani biraz da zor gibi. Yapmazdım herhalde. Bu ne ya? Ne bu? Salam mı bu? Böyle mi dilimleniyormuş? İnanamıyorum. Çok da mantıklı. Muazzam bir life hack göreceğiz de nasıl bir şey olacak acaba? Bunu oradan kestin. Ha, böylelikle bardağa sütü dökerken biraz daha dökeceğiz ya. Çok kötü. Evet, hiçbir şekilde işe yaramayan bir life hack bu ya. İnanamıyorum. Hayır. Aynen ya, bayağı kayboldu gerçekten. Burada bir pense var ama hayatınızda gerçekten böyle bir pense hiç görmediniz herhalde. İnanamıyorum. O penselin garip bir şekilde bir ayarlama olayı var. Hayatta uğraşmam ya. Onun yerine iki kez sıkarım, alırım penseyi. Neden böyle bir pense var ya? Sanırım bu protein tozu, evet. O protein tozunun içinden çıkan o kaşıkları aslında bu şekilde koyabilirsiniz. Aşırı mantıklı değil mi? Gerçekten hayatımda gördüğüm en mantıklı şey bu. Pipeti kalem tıraşı açtın ve kablo düzenleyici haline mi getirdin? Muazzam. Bu kablolar çok başa bela. Bir çikolatalı kekimiz var herhalde. Ne bu? İp mi? Bu ip yardımıyla aşırı güzel dilimler elde edebiliyorsun. Mantıklı. Ama eğer ortasında bir şey varsa yapamazsın ki. İçinde hiçbir şekilde meyve olmaması lazım. Bu bir bant hilesiymiş arkadaşlar. Nasıl bir bant hilesi bilemedim. Onu oraya alıyorsun. Bant hilesini aslında bir bardak tutacağı olarak kullanabiliyorsun. Mantıklı. Bu ne şimdi? Kapağını ters çevirdin. Evet. Bu şekilde geliyor. Neden peki? Yani bana biraz saçma geldi böyle bir şey. Ekstra alabilmek için yapıyorsun. Diş fırçasını. Ne yapıyorsun ya şu an? Gerçekten çok merak ettim. Aşırı saçma. Hayatımda bu kadar saçma bir şey görmedim herhalde ya. Ya bir sürü diş fırçasına heba ettin ya. Dünyanın en iyi yapışan bandı değil mi bu? Ne yapacağız acaba? Neden böyle bir şey yapıyoruz ya? Su damlatmasın diye falan mı acaba? Yeni bir lavabo mu elde ediyoruz? Ne yaşanıyor? Bardak alanı yaptın. Neden? Elini o bandın içinden geçirip bulaşıkları yıkayacaksın. Kıyafetlerine sıçramasın diye yaptın. Evet, 10 saat sonunda gerçekten o bulaşıkları tamamlayabilirsin herhalde ya. Çatalı büküyoruz. Ne gerçekleşecek çok merak ediyorum. Mantıklı. Ama bilmiyorum, o çatal telefonumu çizebilir. Ben bunun gerginliğiyle yaşayamam. Onun yerine su şişesinin arkasına koymak çok daha mantıklı. Evet, pet şişe kapağı deldik. Ardından üzerine yapıştırdık. Böyle tripod mu? Tripod yaptık. Pesce kapağından tripod bekliyor muydunuz gerçekten? Evet, bu cips nasıl yenmeliymiş? Bakayım, çok merak ettim. Canı çıktı abi. Evet, çalkalıyoruz. Hayır, böyle yenmez bu. Böyle yenmek yasaklanmalı. Nasıl ya? Hayır, böyle yemem Pringles'ı. Teker teker alacağım. Hatta iki tane alacağım. Böyle ördek ağzından yapacağım, öyle yiyeceğim ya. 5 dakikada duvardaki delikler nasıl kapanılır adlı bir çalışma izleyeceğiz şu an. Nasıl kapanıyormuş?
Boyayı koyduk ardından. Kağıt kayıp. Tekrar boyayı mı koyduk? Kapanmadın, o kadar çok eminim ki şu an. Aa, bir gazoz kapağı. Değil mi? Evet. Oha, çok mantıklı. Hayatımda bunu kadar mantıklı bir şey görmedim şu an. Gerçekten aşırı mantıklı bu. Bu neden benim hiç aklıma gelmedi ya? Evet, havucun kenarını soymaktan yorulduğunu, dış kısmını. Sen de bir alüminyum folyo aldın ve havucun dış kısmına sürüyorsun. Bir şey yaradı mı? Yıkamış gibi oldun herhalde. Ya bu çok rahatsız. Ama böyle mantıklıymış bak. Hayatında bir kere bile böyle parmaklı çoraplardan giyenler var mı aramızda? Bana çok garip hisler uyandırıyordu bu çoraplar. Ama şu anki bu bayağı mantıklı ama ayağı görmeyedik iyiydi ya. Bir tane çift taraflı bandımız var ve bir paketimiz var. Bunu onun dışına yapıştırdık ve buraya koy. Ne alaka? Ha. İnanamıyorum bak, bu çok mantıklı aslında. Şu an gerçekten izlerken bile gözüme o toz kaçtı ya. Şu an bir arabayı yıkama olayına mı bakacağız? Oha, ne? Abi bir sürü baloncuk çıkarıyor. Ben vallahi o aleti gördükten sonra arabayı yıkamam. O baloncuklarla oynarım. Bu tarz konserveler nasıl açılmalı? İşte böyle. Gerçekten bu o kadar işe yarıyor ki, ben bunu denedim. Artık parmağımı sokmaktan gına gelmiştim. Ve bu kaşık yöntemi kesinlikle işe yarıyor. Bir faraşımız var. Ve poşet yerleştirdik. Neden? Aha. Saç kıllarını alabilmesi için. Doğru, hiç alınmıyor. Aa, bu şekilde de bezi ıslattın. İnanamıyorum, çok mantıklı. Demek ki bizim aslında hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bir tane faraşla hepsini halledebiliyormuşuz. O ne? Niye böyle bir şey yapıyor? Deterjan döküyor atlarına. Aa, çok merak ettim gerçekten. Neden böyle bir şey oluyor? Mumun altına da döktü. Koku mu yayıyor yani? Ben hiçbir şey anlamadım. Aa, hayır. Laptopun içine niye döktün? Yumuşatıcıyı aldı, her yere döktü ya. Evet, bir kavanozumuz var. Tamam. Kapağını nasıl açmayı mı öğreneceğiz? Aa, taşıma yöntemi. Çok mantıklı. Eğer dışarıdaysanız ve yanınızda ütünüz yoksa ve ütülenmeye çok gerekli bir kıyafetiniz varsa, inanamıyorum, tavayı kızdırıp ütü yapabiliriz. Bugün bu videodan mantık akıyor. Eğer ipi iğneden geçiremiyorsak arkadaşlar, bir kağıdın içine koyuyoruz ve... İnanamıyorum. Bu benim neden hiç aklıma gelmedi? İnanamıyorum. Özellikle tatildeyken muazzam değil mi? Aşırı hijyenik. Bir plastik eldivenin içerisine hepsini koyabildin. Süper. Sinemada mısır hekimi. İçine ne damlattı ya o? Kola mı yoksa? Aa, hayır ya, hayır. Ne geliyor? Yağ mı geliyor? Ben ne olduğunu anlamadım şu an. Bu nasıl bir hack? Bal döktü herhalde. Yok ya. Plastik şişeyi bu şekilde yaptığını ve ne oldu böyle? Aa, süs yaptı. Vay be. Evet, eğer 5 litrelik bir suyu daha küçüğüne boşaltmaya çalışırsak boşaltamıyoruz ama hiçbir şekilde boşaltamıyorsun yine. Buradaki olay neydi? İnanamıyorum. Hayatımda ilk kez böyle bir et pişirmeye şahit oluyorum şu an. Bu ne ya? Her tarafı pişsin diye mandallamışlar resmen tavaya. Bu kişi tarağı peynir kesme alet olarak kullanıyor. Aşırı düzgün peynir dilimleri yapıyor da inşallah o peynirin içine saç girmemiştir ya. Ne oluyor şimdi? Neden klozete söktün? Bulaşık makinesinin içine mi atacaksın? Niye? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Evet arkadaşlar, bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün TikTok'un bizden sakladığı sırlara baktık. Bazılarını iyi ki de saklamış diyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.